Bir elimde Mi Band 7, bir elimde Mi Band 8. Peki bu iki model bizlere neler sunuyor? Hangisi tercih edilir? Aradaki 100 TL'lik fiyat farkına değer mi? Bu videomuzda sizler için aklınıza takılan tüm soru işaretlerine yanıt bulmaya çalışacağız. Müzik Mi Band 7'den 8'e geçilir mi? Veya hangi Mi Band kullanıcısı Mi Band 7 veya 8'e geçebilir? Eğer daha önce hiç Mi Band kullanmadıysanız 7 mi 8 mi hangisi tercih edilir? Aradaki farkları, hangisi daha iyi, tasarım ayrıntıları ve sunduğu tüm özelliklerle sizlere bütün ayrıntıları aktaracağız arkadaşlar. Dilerseniz videomuza geçelim. İlk olarak tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Dışarıdan baktığımız zaman aslında iki modelde hemen hemen aynı duruyor. Ufak tefek ayırt edici özellikleri var ama ben ilk kayış tarafından başlayacağım. Kayışına baktığımız zaman yine Mi Miben serisinde görmeye alışık olduğumuz silikon kordon bizleri karşılıyor arkadaşlar ve bu kordonda aslında artık bir geliştirilme yapılması lazım bana kalırsa. Ama şöyle mi? Yine aynı kordonu kullanmaya devam ediyor yıllardır. İki modelde de aynı tasarım anlayışı hakim. Akıllı bilek Ekranın sağ ve sol taraflarına baktığımız zaman Mi Band 8'de bu kasanın devam ettiğini görüyoruz. Yani bu da demek oluyor ki artık bu Silikon Kordon akıllı bileklik modelinin etrafından dolanmıyor. Yani Mi Band 8 modelinde tasarım olarak gözümüze çarpan en büyük detay kasa tarafının daha da belirgin olması. Bu da genel olarak tasarımına baktığımızda aslında çok da bir şey değiştirmediğini bizlere gösteriyor. Ama Mi Band serisinin diğer modellerine kıyasla 8'in biraz daha güzel durduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu yan taraftaki parlak yapısı benim oldukça hoşuma gitti. Şimdi gelelim ekran tarafına arkadaşlar. İlk olarak ekran boyutu tarafına baktığımız zaman Mi Band 7 modelinde de 8 modelinde de aynı boyutta ekranın kullanıldığını söyleyelim. Yani iki modelde de 1.62 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Ayrıca bu ekranların çözünürlüğü ve piksel yoğunluğu PPI değeri birebir aynı. Fakat önemli bir fark var. Mi Band 7'de 30 Hz'lik tazeleme oranına sahip bir panel kullanılıyorken Mi Band 8'de 60 Hz'lik bir panel karşımıza çıkıyor. Yani iki modeli de karşımıza aldığımız zaman menüler arasına geçiş yaparken Mi Band 8'in daha akıcı bir ekrana sahip olduğunu büyük oranda hissediyorsunuz arkadaşlar. Çünkü oldukça akıcı bir ekran deneyimi bizlerle beraber. Ekran tarafında ekran akıcılığının Mi Band 8 modelinde daha iyi olduğunu söyledik. Tabii ki bu biraz daha kullanıcı deneyimine bağlı. Yani buradan aslında bir film izlemiyoruz ama şu ekrandaki menüler arasındaki geçişin bu kadar fark ediyor olması benim için önemli bir artı. Bu yüzden 8'e bir artı puan da vermiş oldum arkadaşlar. 7'nin 30Hz'de kalması benim için büyük bir eksi. Şimdi geldik ekranın parlaklık değerlerine arkadaşlar. Güneşli bir ortamda spor yaparken, koşu yaparken ekrandaki tüm ayrıntıları en ince detayına kadar görebilmemiz için parlak bir ekrana ihtiyacımız var. Mi Band 7 modelinde 500 nit'lik bir parlaklık bizleri karşılıyor. Mi Band 8'e baktığımızda ise bu nit değeri 600'e çıkmış durumda arkadaşlar. Yani arada 100 nit'lik bir fark olsa bile Mi Band 8'in daha parlak bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Videonun başından beri izleyen kullanıcılar şunu düşünebilir. Mi Band 7'de eksik olan tüm özellikler Mi Band 8'de tamamlanmış fakat aslında işler pek de öyle değil. Çünkü Mi Band 7'de iyi olup da Mi Band 8'de kötü olan özellikler de var arkadaşlar. İlk olarak Bluetooth sürümüyle bu konuyu örneklendirmek istiyorum. Xiaomi Band 7 modelinde Bluetooth 5.2 sürümü karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Fakat Band 8'e baktığımızda Bluetooth 5.1 sürümünün kullanıldığını görüyoruz. Aslında burada her ne kadar önemli bir fark yokmuş gibi gözükse de Telefonu elimize aldığımızda bir uygulamaya giriş yaptığımızda ve akıllı bilekliğimizdeki verileri senkronize ederken bize senkronize ettiği hızı dahi etkileyecek bir teknoloji bu arkadaşlar. Eğer telefonunuzda Bluetooth 5.2 varsa 5.2 sürümüyle kullanacağınız akıllı bileklik daha verimli bir şekilde çalışacaktır. Ama ben ufak tefek sayısal değerleri önemsemem. Bazı gecikmeler olabilir veya çekim alanında farklar olsa da benim için yeni olan bileklik daha önemlidir diyorsanız Bluetooth 5.2 veya 5.1 arasında herhangi bir seçim yapmanız da gerek yok arkadaşlar. Ben sizler için sadece teknik özellik tarafında sayısal olarak karşımıza çıkan farklardan bahsediyorum. Bu değerler tabii ki de kişiden kişiye, kullanımdan kullanıma değişir. Bu yüzden sizin de nasıl kullandığınız veya hangi özelliklere önem verdiğinize göre bu anlatacaklarım sayesinde fikir sahibi olabilirsiniz. Şimdi geldik işletim sistemi tarafına. Xiaomi Band 7 Zep işletim sistemini kullanan bir akıllı bileklik arkadaşlar. Fakat ben 8 modeline baktığımız zaman Xiaomi'nin kendi işletim sisteminin olduğunu görüyoruz. Tabii ki menülere ve menü ikonlarına baktığınız zaman aynı işletim sisteminin kullandığını düşünebilirsiniz ama burada Xiaomi Band 7 modelinin işletim sistemine oldukça benzeyen bir işletim sistemi geliştirmiş ve aslında daha akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Yani özellikle su sporlarını algılama konusunda Xiaomi Band 8 Band 7'ye göre biraz daha gelişmiş arkadaşlar. Bu yüzden yeni bir işletim sistemine sahip olan bir akıllı bileklik arıyorsanız Xiaomi Band 8'i tercih edebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xiaomi Band 7 modelini tercih etmek istiyorum Bunda da geçerli nedenleriniz olabilir. Çünkü geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bir akıllı bileklik olduğu için herhangi bir bug sorun karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. Yeni piyasaya sürülen yeni bir işletim sistemine sahip olan bileklik olduğu için Xiaomi Band 8 modelinde bazı hatalar olacaktır. Örneğin geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Xiaomi Band modellerinde de pilin aniden bitme sorunu ya da ısınma sorunu gibi sorunlar olmuştu. Tabii ki de Xiaomi bunun için hemen aksiyon aldı ve güncellemelerini yayınlamıştı. Ama daha kararlı bir bileklik istiyorum diyorsanız 100 TL uygunla da Band 7'yi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik iki modelin de eksilerine. Aslında bir akıllı bileklikte telefonla görüşme özelliğini tabii ki bekleyemeyiz. Ama yıllardır her Xiaomi Band serisi piyasaya sürülmeden önce Xiaomi Band 7 için de söylendi bunlar. Band 8 için de söylendi. Yok işte Xiaomi Band 7 gelecek ve biz telefonla görüşebileceğiz. Telefonla görüşme olacak. Yani şu özelliği artık yapın arkadaşlar. Yapmıyorsanız da bizi umutlandırmayın. Biz Band 8'de telefonla görüşme özelliği olacak diye bekliyorduk. Fakat yine de iki bileklikte de tabii ki telefonla görüşme özelliği bulunmuyor Ben bunu ikisi içinde büyük bir eksi olarak yazıyorum. Ama Xiaomi Band 9'da telefonla görüşme özelliğini bekliyoruz. Çünkü bu fiyat skalasında telefonla görüşebileceğimiz herhangi bir akıllı saat veya bileklik bulunmuyor. Eğer önümüzdeki dönemlerde tanıtılması planlanan Xiaomi Band 9 modelinde telefonla görüşme özelliğine sahip olacağına dair birkaç sızıntı görürseniz o modeli de beklemenizi tavsiye ediyorum. Ama tabii ki Türkiye'ye giriş ne zaman olacak? Aylar sürebilir veya beklenen fiyatın çok çok üstünde piyasaya sürülür. Xiaomi Band 7 veya Band 8 arasında kal aldıysanız Band 9 için henüz önümüzde aylar olduğunu söyleyebiliriz. Evet artılarıyla eksileriyle Xiaomi Band 7 ve Band 8 modellerini sizler için değerlendirdik ve özelliklerini paylaştık arkadaşlar. Xiaomi Band 7 800 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Xiaomi Band 8 ise 900 TL'lik bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Eğer 100 TL daha fazla verip Xiaomi Band 8'i satın alırsanız yüksek tazeleme hızı, yüksek parlaklık, daha düşük bir bluetooth sürümü ve yeni bir işletim sistemine sahip olursunuz arkadaşlar. Bu yüzden artılarıyla eksileriyle değerlendirmesi size kalmış. Fakat 30 Hz tazeleme oranına sahip daha az parlak bir ekran tercih ediyorum diyorsanız 100 TL ucuzuna da Xiaomi Band 7'yi tercih edebilirsiniz. Biz bugün sizler için Xiaomi Band 7 ve 8'i karşılaştırdık. Peki siz hangisini tercih edeceksiniz? Yorumlarda bekliyorum.